Çok güzel bir yerdeyiz. Manzarası gerçekten çok güzel. Ferahlatıcı. Yanımızda hemen bir akarsuyu var. Etrafımız yeşilliklerle dolu. Ağaçlar, çiçekler. Yani ormanlık bir alan. Tabii şu anda bu videoda bu güzellikleri göremiyorsunuz. Görememenizin sebebi de videoyu çekerken siyah beyaz renk efektini seçip bu videoyu çekin. Bunca güzelliği bu renkler olmadan hiç kimse ne yapamayacak, fark edemeyecek. Onların güzel olduğunu dahi bilmeyecek. Rabbimiz Azze ve Celle gördüğümüz bu kainatı, evreni ve üzerinde yaşamımız olduğumuz bu dünyayı insanoğlunun hem en güzel şekilde faydalanacağı hem de içinde en rahat bir şekilde yaşayacağı şekilde var etmiş. Bu varoluş sırasında dünya içerisindeki varlığın tamamının da en mükemmel şekilde yaratmıştır. Varlığın, mahlukatın her birinin kendine has bir rengi, kendine has bir görünüşünün olması da Allah-u Teala'nın dünyayı yaratırken, mahlukatı var ederken ki dengeleri ilminin ve yaratışının sonsuz kudretinin tecellilerinden bir tanesidir. Evet, dünya bu şekilde siyah beyaz iki renk olarak hiç çekilmezdi. Böyle bir dünyada hiçbirimiz yaşamak istemezdik. Düşünsenize, çevremizde o kadar çok varlık, o kadar çok madde var ki. Fakat bunlar renkleri olmadan, kendine has yaratıldıkları zamanki bir renge sahip olmadan neredeyse hiçbir anlam, hiçbir özellik, hiçbir güzellik taşımıyorlar. Allah için bir gün dışarı çıktığınızda, geziye gittiğinizde, kamp yaptığınızda, bir de çevrenizde gördüğünüz bu doğa güzelliklerine bu idrak ve şuur ile bakın. Allah'ın yaratmış olduğu bu güzelliklerdeki, Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatın üzerindeki isminin, kudretinin, yaratıcılığının en mükemmel halini görmeye çalışın. Onu görüp o şekilde tefekkür edin. Varlığın, mahlukatın bu güzelliği, bu mükemmelliği bizi yaratanın, bizi var edenin, yani Allah-u Teala'nın sonsuz hikmetinin, ilminin ve büyüklüğünün de aynı zamanda bir delilidir, ispatıdır kardeşler. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.